Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İki haftadır işlemekte olduğumuz Kur'an kavramları konusunda Kur'an kavramı olarak sanat anlayışını inşallah bugün tamamlamaya çalışacağız. Çoğumuzun Kur'an kavramı olduğunu bile unuttuğu ya da değerlendirmediği sanatı maalesef bizim dışımızdaki insanlar bize karşı bir silah gibi, bir uyuşturucu gibi kullanmakta ve insanımızı yozlaştırmakta veya hedef tahtasına döndürmektedir. İşte bu konuda bize düşen görevleri hatırlatma gayesiyle sanat konusunu gündeme getiriyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi sanat Kur'ani bir kavramdır. Kur'an'da sanatla ilgili kelime sadece bu kelimeyle 20 yerde geçer ve en büyük sanatkarın Allah olduğu vurgulanır. İnsandaki sanat anlayışının hep Allah'ın ihsanıyla alakalı olduğu ifade edilir. Evet, ben de hocamın bu açıklamasından sonra söze başlamış olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii sanat deyince Kur'an kavramı olduğu, belki 5 vakit camide namaz kılan insanlar da tarafından da bilinmez. Doğru. Biz dahi böyle üzerinde bunu durmadık. Ne zaman ki böyle bir programa başlayınca bir baktık ki işte sizin de ifade ettiğiniz gibi Kur'an'da 20 defa geçiyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bakışı ve tarih boyunca sanat anlayışları, sanat farklılaşmaları nerelerden kaynaklanmıştır diye bunlara yöneldiğimizde karşımıza bir sürü soru ve bir sürü de sorun çıkıverdi. Peki şimdi Müslümanların böyle bir şeyi yok diyelim ki biz onlar adına soru sormuş olalım. Kur'an kavramı olduğunu gerçekten birçok insanımız bunu bilmiyorlar. Sanat dallarına Kur'an ışığında, Kur'an çerçevesi içerisinde bakışımız nasıl olmalıdır? Evet. Veya bir başka şekilde şöyle de sorabiliriz. İsimlerini ne olarak koymalıyız bu sanatların? Evet. Buyurun. Önce Kehf suresindeki bir ayet-i kerimenin mealiyle konuya giriş yapayım. Kehf suresi 103 ve 104. ayette Cenab-ı Hak meal olarak şöyle buyuruyor. De ki size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Bunlar güzel sanat yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Dolayısıyla burada dikkatimizi çeken güzel sanat ifadesi kullanılıyor. Böyle yaptıklarının güzel sanat olduğunu zannedenlerin ölçüsü eğer Kur'an ölçüsü olmaz ise bunların dünyada yaptıkları tüm eserler, faaliyetler, sanat eserleri boşa giden bir çaba haline gelir. Dünyada da ahirette de bu sanatın gerçek anlamda sanat olmadığı için neticesini alamazlar. Zaten şeytanın da içimizdeki duyularımıza yön vererek, sanat anlayışını istismar ederek, kötüye kullandırdığı, insanı aldattığı, kandırdığı, yaptıklarını güzel göstererek, onu boşa kürek çalan, dünyada da ahirette de abes şeylerle, hatta zararlı hususlarla meşgul eden bir yöne doğru sürükleyeceği bir vakıadır. İşte sanat bu konuda şeytanların balıkları veya alıkları avlayacakları bir tuzak, bir olta olmuş. İnsanlarımız maalesef günümüzde sanat anlayışıyla dinlerinden kopartılmış, ahlaklarından yozlaştırılmış, zihniyetleri tümüyle bombardıman edilmiş. Dolayısıyla nice insanın sanat konusundaki yanlış tutumlarına biz sadece muhalefet ederek, eleştiriye tabi tutarak yetinemeyiz. Alternatifler üretmediğimiz müddetçe insanın güzeli arayışları ya şeytani noktalarda aldanmayla ya da rahmani güzelliklere kavuşmakla sonuçlanacak. O yüzden tarih boyunca insanlar mutlaka sanatın kendilerine hoş gelen unsurlarıyla ilgilenmeme
durumuna gitmemiş. Mutlaka az veya çok herkesin sanattan zevk alması, hatta bazen güzel sanatla alakalı bir şeyler ortaya koyması söz konusudur. Kadınların oyalanmaları veya oya yapmaları, danteller örmeler, evdeki düzenin işte göze de güzel gelecek şekilde ayarlanması, bunun olumlu tarafı var, bir de olumsuz tarafa doğru meyli var. Makyaja kadar kadınların kendisini şeytani özellikler içerisinde sanki güzelleştirdiklerini zannederek bir sürü boya içerisinde doğal fıtri güzelliklerini beğenmeyip sahte güzelliklerle insanları sokağa çıkarak peşlerinden koşturmayı marifet zannetmeleri gibi, nasıl bu konuda kıyafetin, gereksiz süslenmenin, yanlış ziynetin problemleri var ise, şeytani doğrultuda insanlar güzelliği çarpıtıyorlarsa, bu diğer konularda da erkek kadın insanlarımız açısından böyle oluyor. Pek fark etmiyor diyorsunuz. Şimdi evet. Şimdi şuraya biraz önce bir şey söylediniz hocam. Ben orayı birazcık açmak istiyorum. Bizim dinleyicilerimizin de malum çoğunluğu kadınlardır. Erkekler işlerinde güçlerinde oldukları için radyo dinlemek onlar için çok çok kolay değil. Hakikaten bakıyorum, dükkanların iş yerlerine gittiğimizde müşterisiyle ilgileniyor falan bir evet. Şeyler yapıyor, ilgilenemiyor. Kadınlarımız çoğunlukça bizim dinleyicimiz. Şimdi bu makyaj yapma tamamen mi yasaklanmış, yoksa böyle kısmi de olsa yapabilme gibi bir ruhsat var mı bu konuda? Bunu söylemek lazım artık. Ya diyelim ki bu tamamen yasaklanmıştır veya yapılacaksa şu ölçülerde yapılmalıdır denebilecek bizim kaynaklarımızda bir şey var mı? Onu bir açıklayabilir miyiz? Güzel bir soru. Aslında tekrar edelim daha önceki haftalarda da ısrarla vurguladığımız ifadeyi. Gerçek anlamda güzel olan hiçbir şeyi güzel olan bir dinin yasaklaması mümkün değildir. Ne akla ne nakle uyar. Yani gerçek anlamda biz güzeli yakaladığımız anda güzel dinimiz bu güzelliği bir ibadet, bir ihsan, Allah'a yakınlık olarak değerlendirir. Bırakın yasak koymayı. Ama maalesef bizim güzel nedir bu konuda anlayışlarımızın evvela güzelleşmesi, doğru olması gerekiyor. Hanımlarımızın önce Allah tarafından yaratıldığı güzelliği bir itiraf etmeleri gerekiyor. Kendini güzel görmeyen, en geri planda olan bir hanımın bile erkeklerle mukayese edildiğinde çokça güzelliği vardır. Ama bu güzelliğin sadece deri parçasından, et parçasından ibaret olduğunu düşünürsek tabii ki yanılırız. Elbette hanımların erkeklere göre fiziksel güzelliği de vardır. Ama esas onlardaki güzellik bir annelik yönüyle cidden erkeklerin yarışamayacağı kadar aralarının açık olduğu bir birincilik, bir öncelik söz konusudur. Babanın hakkı bir iken ananın hakkı üç olarak değerlendirilmiş. İşte annelik de bir sanat mıdır? Evet, annelik de bir sanattır. Annelik zahmeti kadar güzelliğinin de daha dünyadayken görülebildiği bir sanattır, bir özellik ve güzelliktir. İşte bugünkü toplum anneyi anne olmaktan çıkartıyor. Erkeklerle her konuda yarış yapan, onlarla beraber omuz omuza para kazanmak için erkeksi işlerde çalışan, dolayısıyla yıpranmış bir vaziyette evinde çocuklarına yardımcı olamayacak, ev hanımı özelliklerini tümüyle yitiren bir alanda yarıştırıyorlar. Annelik unutturulunca kadındaki güzelliğin önemli bir yapısı da kayboluyor. O yüzden cennet babaların ayakları altına verilmemiş, annelerin ayakları altına verilmiş.
İnsanın kaç yaşında olursa olsun en güzel kadın bu konuda annesidir. Anneler gerçekten dünya hayatının tabir caizse melekleridir. Güzellik kraliçeleridir. Ama bu güzellik nefsi bir güzellik olmaktan öte ondaki anneliğin çerçevesi içinde ruhi bir durumdur. İşte buradan yola çıkarak kadınların sadece anneliğinin değil, his dünyasının zenginliği yönüyle ki sanat his dünyasına yönelir. Ruhun açılımıdır. Ruhtaki güzelliğin dışa yansımasıdır. O yüzden kadınlarımızın kendilerine çeki düzen vererek erkeklerden daha derli toplu, daha düzenli, daha sistemli, daha hislerinin hayata yansıyan inceliğinin, doğal güzelliğinin ortaya konması yönüyle erkeklerden gerçekten en azından bir adım önde olduklarını ifade etmek lazım. Ama maalesef bu ruhi dünyanın dışa açılımı olarak kadının his dünyası insanlara faydalı olacak şekilde sanata yönlendirilmesi yerine kadının erkekleri günaha sokacak, toplumu fitneye sokacak şekilde şeytani zinetlerinin ortaya çıktığı güzellikleri vurgulanmış. Dolayısıyla kadının güzelliği ayaklar altında alınmış, sokaklara dökülünce. Böyle bir girişten sonra kadının fıtratına ters düşmeyen makyajlar yapmasında hiçbir sakınca yok. Söz gelimi kaşlarının aldırılması fıtrata bir müdahale kabul edilmiş İslam alimlerince. Çünkü gözümüzün üstünde erkeklerin biraz daha kalın, hanımların biraz daha ince ama tam uygun yerlerde ve insan yüzünün hemen hepsinde aynı olduğu halde tümüyle %100 benzemeyecek bir siyah tüyler çıkmış. Allah burnumuzda değil, alnımızda değil, kulağımızda değil de niye gözümüzün üstünde kaş vermiş? Dolayısıyla kaşsız bir insanın güzelliğini bir düşünüverelim. Sadece güzellik açısından değil, elbette göze faydalı olsun diye, ışınlardan korusun diye, göz için bir faydalı bir kaş verilirken Allah tarafından aynı zamanda bir güzellik unsurudur. Ama siz Allah'ın verdiği bu kaşı beğenmeyerek kendinize göre farklı bir güzellik anlayışıyla kaşlarınızın bir tarafını kesin, bir taraflarını kısaltın, inceltin veya farklı şekillerde değerlendirin. Ya da Allah'ın boyadığı kaşımızın rengini kabul etmeyerek özentiyle, modayla diğer kadınlardan gördüğümüz şekilde kaşlarımızı boyayalım. Mümkün bu bize nefsimiz tarafından, şeytan tarafından hoş gösterilebilir. Çünkü şeytanın görevi insanların amellerini, batıl ve kötü amellerini güzel göstermektir ki cennet böyle kaybedilecek. Dünyadaki günahlar ancak bu şekilde kazanılacaktır. Allah'ın boyamasından daha güzel bir boya söz konusu değildir. Bu boya evvela fıtrattır. İşte Allah'ın yarattığı güzellik ve özelliktir. Erkeklerimizin de kadınlarımızın da Allah'ın verdiğini en güzel olarak görmezlerse imtihan oldukları Allah'ın verdiği tüm özellikler konusunda sınavı kaybetmiş olurlar. O yüzden fıtrata müdahale olmayacak şekilde kaşın rengini, kaşın şeklini söz gelimi değiştirmeden bir makyaj yapabilir mi bayan? Yapabilir. Tabii burada ikinci bir durum var. Bu makyajları eğer fizyolojik özellik olarak değişiklik, fıtratı değiştirme için ise tüm durumlarda caiz olmuyor. Fıtratı değiştirmeyen küçük değişikliklerse söz gelimi yüzün bazı yerlerine geçici kolayca çıkabilecek su geçirebilen hafif
renkler ise, parfümler ise, işte taranması hafif kabul edilecek makyajlar, kocasına karşı evde yapılan bir durum ise, kocasının memnuniyeti bu konularda olacaksa, kocasını razı edecek, ona başka kadınların güzelliğini değil, kendi hanımının, eşinin güzelliğini görecek, dolayısıyla evine ve helala bağlı kalacak ise, bu kadın için aynı zamanda bir ibadettir, bir sevaptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınla erkeğin beraberliğini, o en sıcak, en samimi ilişkilerini bile bir sadaka, bir ibadet olarak ifade eder. Dolayısıyla bu ibadete yaklaştıran her şey de ibadettir, sevaptır, güzeldir. İslam, Hristiyanlık gibi ruhbanlığı emretmemiş. Kadının kocasından, kocanın karısından ne kadar uzak kalırsa ya da insanlar ne kadar evlenmez, rahip hayatı yaşarsa o kadar sevaba girer dememiş. Tam tersine Müslümanca birbirlerine gösterecekleri sevgi, beşeri sevgi bile olsa bir ibadet olarak değerlendirilmiş. İşte hanımın da televizyonlardaki, sokaklardaki kadınların şeytani özellikler içerisinde Müslüman erkeklerin günaha girmelerine sebep olacak hususlarını bilip kocasını tatmin etmesi, ona güzelliğini sergilemesi dinen yasaklanmış bir şey olmaktan öte, tekrar edelim, bir ibadettir, bir sevaptır, bir güzelliktir. Dolayısıyla kadının kocasına karşı güzelliği, işte sanat olan durum budur. Sevap olan durum budur. Ama kadın bu güzelliğini evinde değil de dışarıda sergilemeye çalışırsa ya da fıtratını değiştirmeye kalkarsa, bu estetik ameliyatlar söz konusu, işte sanatçı dediğiniz aslında hiç de sanatçı olmayan, güzel olmayan, şeytani güzelliklerin sergilendiği bir duruma aktörlük yapan insanların sık sık Allah'ın verdiği güzellikle yetinmeyip estetik ameliyatlar olduğunu medyadan öğreniyoruz. İşte bunlar iğrendirecek kadar çirkin şeylerdir ve bir Müslüman kadın için tabii düşünülmemesi gereken hususlardır. Böyle diyoruz. Şimdi tabii biz kendimiz konuşuyoruz da bunları. Bizim düşüncemizde, bizim inandıklarımıza inanan, bizim kabullerimizi kabullenen insanlar elbette ki bu yaptığımız sohbetlerden memnunluk duyacaklardır. Bunun haricinde işte bize hala çağın gerisinde, gelişmelerin gerisinde olarak bakan insanlar da rahatsızlık duyacaklardır. Ama hakikatlerin de söylenmesi lazım. Netice evet. İtibariyle tanıdığımız, belki şahsen de tanıdığımız bu tür şeyler yapan insanların sonlarının da neticede birkaç defa ameliyat olup, estetik ameliyat olduktan sonra da durmuyor. Yaşlanmak günden güne insanı yaşlandırıyor. Hayatın bir gerçeği bu. Sonra da çok fena bir halle karşı karşıya geliyor ve ne yazık ki işte bir zamanlar insanların çok örnek aldığı insanlar unutulup gidiyor. Yanına bile insanlar yaklaşmıyorlar. Halini bile, hatırını bile sormuyorlar. Buradan şu çıkabilir mi hocam? Yani çıkıyor da zaten. Yani çıkabilir misi de şu. Onlardan istifade ettikleri sürece onlar güzel, sanatçı. Ama ne zaman onlardan istifade etmeleri azalır veya sıfır noktasına doğru inerse, bu sefer kıyıya köşeye atılabilecek bir huzur evine yerleştirmiyor. Kendileri gidip yerleşiyorlar. Böyle olmaması lazım. Peki şimdi bunu dedik ki kadın evinde kocasına karşı makyaj yapabilir. Sokak zaten Müslüman kadının çok temiz giyinebilir. Efendim insanların tiksinmeyeceği şekilde davranışlarda bulunabilir, hareketlerde bulunabilir, kibarlıkta bulunabilir. Ama makyajdı, onlar çok şeyimiz değil. Oradan orayı anlattıktan sonra
Hocalara giden fıkıh meseleleri, onları Şerafettin Hoca'ya sorsunlar. Biz oralara girmeyelim. Müslümanlara göre güzel sanat denilince edebiyattan başlıyor. Doğru. Edebiyat nedir acaba? Evet. Buradan bir başlayalım inşallah. Elbette İslam'ın güzel sanat kabul ettiği bölümlerin başında edebiyat gelir. Kur'an'ın mucizevi yönleri saymakla bitmez. Çok yönüyle mucizedir Kur'an'ın kendisi ve kıyamete kadar bu mucizeliği insanların, gören gözlerin, işiten kulakların, anlayan zihinlerin, inanan gönüllerin hayranlığını artıracak bir sanat eseridir Kur'an-ı Kerim. Her şeyiyle bir sanattır. Ama Kur'an'ın en önemli sanat yönü edebiyat yönüyle, dil, ifade, anlatım yönüyle, üslup yönüyle ve o anlatımın insana kazandırdığı anlamlar yönüyle mucizevi özelliğidir. Yani Kur'an'ın temel güzelliklerinden belki birincisi edebi icazıdır. Dil yönüyle, kelimelerin kullanılması, seçilmesi yönüyle sanat eseri muhteşem bir sanat olmasıdır. Peygamberimizin hadisleri için de bu geçerlidir. Hadis kritikçileri hadis edebiyatı diye bir bölümde peygamberin sözlerinin sadece kelime yapıları, sanat yönüyle özelliklerini işlerler. Dolayısıyla peygambere atfedildiği halde peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi olmayan mevzu uydurma sözleri önce dil yönüyle, kelime seçimi yönüyle sanat konusunda sınava tabi tutarlar. O sınavı geçemeyen cümleler hadis olma özelliğini yitirdi şeklinde değerlendirilir. Yani peygamberimizin de okuma yazması olmadığı halde, bir öğretmeni, bir okulu, bir diploması bulunmadığı halde söz sanatında devrinin olduğu gibi günümüzün de yarınımızın da sanatçı olarak başta zikredilmesi gereken bir edebi sözler konusunda muazzam bir sanat sahibi kabul edilmesindedir. Dolayısıyla dinimiz hem Kur'an hem hadis edebiyatıyla sözün en güzelini hem muhteva hem üslup olarak içerirken insanlara da sözün en güzelini söylemelerini emreder. Ve kulu linnâsi husnen denilir Kur'an-ı Kerim'de. İnsanlara güzel söyleyin. Burada din ayrımı yapılmaz. Yani sadece Müslümanlara veya sadece şu insanlara güzel söyleyin denilmez. İnsanlara güzel söylenmesi ifade edilir. Tabii bu güzelliğin ne olduğunu yine Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Güzelin ölçüsü nedir? İnsanın kırıta kırıta konuşması mı? Telaffuzunu değiştirerek böyle zoraki inceltmeler mi? Efendim yapısını değiştirmesi mi? Nedir güzellik? Güzelliğin önce edebiyat yönüyle Kur'an'daki tanımı Fussilet suresinin şu ayetinde rahat bir şekilde anlaşılır. Estağfirullah. Ve men ehsenu kavlen mimmen de'a ilallah. Allah'a davet eden kimsenin sözünden daha güzel söz kimin sözü olabilir diyor Allah. Dolayısıyla sözün evvela içerik yönüyle güzel olması gerekir. Bu da kişinin özüyle ve sözüyle Allah'a davet eden, Allah'a yaklaşan bir durum, Allah'a yaklaştırma gayreti içinde bulunan bir söz güzeldir. Bu sözün sahibi güzel insandır. Ama bu söz politikacıların, iki yüzlü insanların inanmadığı halde başka türlü konuşan insanların sözü gibi mümkün güzel veya güzele davet şeklinde de olabilir. Böyle olunca güzelliğini kaybeder mi? Ayetin devamında ve amile salihan deniliyor. Yani inanarak, inandığını yaşayarak Allah'a davet ettiği o sözün içeriğini
kendisi salih amel olarak uygulayarak bu sözü söyleyen kişinin sözünün ancak güzel söz olduğu vurgulanıyor. Yani inanılmadan, yaşanılmadan söz ne kadar edebi olursa olsun söyleniliyorsa o güzel vasfına sahip olamayacaktır. Çünkü o söz sadece dudaklardan çıkacak, başkalarının sadece kulağına yönelecektir. Halbuki güzelliğin kalple alakası vardır, zihinle alakası vardır. Dolayısıyla güzel sözün kalbimizdeki imanla, güzellik duygusuyla güzeli bulan ve onu başkalarına dağıtan bir insan sevgisi ve ondan önce dava sevgisiyle alakası vardır. İşte böyle söz gönülden çıkar, başkalarının da gönlüne bir nakış gibi işlenir. Kulağı tırmalamaz, kulağa hoş gelir ama esas olarak gönle hoş gelir. İnsanın bazı yönleriyle düzeltilmesi açısından nefsine ağır bile gelse, gönlüne çok kolay gelir ve ona fıtri bir güzellik olarak nokta nokta, kelime kelime işlenir. Dolayısıyla Kur'an, ben sadece Müslümanlardanım deyip grupçuluk yapmayan, dolayısıyla teferruatla uğraşmayan, ihtilaflı konulara değil, dinin temel esaslarına dokunan, değinen, ben Müslümanlardanım deyip kendisini sadece Müslüman ümmetin bir bireyi olarak gören, salih amel işleyen ve insanları Allah'a davet eden kimsenin sözünden daha güzel bir söz olamayacağını ifade ediyor. İşte bu sözün muhteva olarak güzelliğinin demek ki Kur'ani hakikatler içerisinde Allah'ın önem verdiği konuların önem verilmesi, emri bil maruf nehy anil münker doğrultusunda hakkın anlatılması şeklinde güzel olması gerekiyor. Ama bu güzel sözlerin yine insanı rahatsız edecek şekilde kafasına vurur gibi anlatılması güzel olma özelliğini kaybeder. Ne gibi? Çok güzel yemeklerin ama pis bir kıyafetle ve çok çirkin bir tavırla insanlara sunulması nasıl yemeğin güzelliğini de kaybederse, o yüzden lüks bir lokantaya gittiğinizde garsonların elbiselerinin, müşterilere karşı tavırlarının, yemeklerin güzelliğini gölgelemeyecek kadar, belki de artıracak kadar güzel bir şekilde sunulması ne kadar önemli ise, muhteva olarak, manevi gıda olarak, zihni gıda olarak sunduğumuz gıdaların aynı usul ve üslup içerisinde güzel bir garson gibi sunulmadığı zaman karşımızdakine güzelliği değil, çirkinliği öne çıkartılmış olabilecektir. Yani nice insanlarımızın sundukları mesaj doğru olduğu halde, güzel olduğu halde sunmasını bilmedikleri için, çok çirkin elbiseli ve çok çirkin tavırlı bir garson gibi güzel gıdaları insanlara önüne atar gibi vurdukları, koydukları için, kafasına çarpar gibi yemeği önlerine koydukları için, karşısındaki insanın karnı aç bile olmuş olsa iştahı kaçıyor ve o sunulan güzelliklerden yararlanmamasına bir sebep teşkil edebiliyor. O yüzden biz sunduğumuz hakikatlerin doğru ve güzel olduğu kadar sunma usul ve üslubumuzun da güzel olmasına gayret edeceğiz. Burada ne çıkıyor önümüze? Muhteva yanında üslup güzelliği çıkıyor. İşte kelimeleri seçerek kullanacağız. En güzel hangi kelimeyi en güzel şekilde nasıl ifade ederek karşımızdakine en güzel manaları onunla sunabiliyorsak o kadar sanat sahibi olmuş olacağız. Yani önemli olan ruh güzelliğidir ama insan bu ruh güzelliğinin ortaya çıkacağı şeyleri engelleyerek çok çirkin elbise giymesi ne kadar yanlış ise, araba konusunda önemli olan motordur elbette ama motora uygun, motorun sağlamlığına ve güzelliğine uygun bir kaportası yok veya onun tümüyle küflenmiş, çamura batmış bir yapısı varsa, nasıl insana hoş gelmez ise, güzel motorun güzel elbise giymesi gibi, kaportasının
temiz ve düzgün olması nasıl gerekiyor ise, insan ruhunun sağlamlığının da konuştuğumuz sözlerin doğruluğunun ve güzelliğinin yanında bunun dış elbisesi şeklindeki kelimelerin giydirilmesi, seçilmesi, cümlelerin kurulması yönüyle de güzel olması lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu söz güzelliğini bir hadisle ifade ederek, çok değişik hadisleri var da bir tanesini söylemiş oluyorum. Sözün, kelamın bazısı vardır ki sihirdir, yani büyüleyici etkisi vardır der. Nasıl illüzyonist bir insan el çabukluğuyla olmayan bir şeyi var gibi gösterir, insanı etkiler. Bunun İslam açısından gayrı meşru olması ayrı bir şey. Ama insanın etkilenmesi konusu nasıl söz konusu ise, işte insanı bir büyüleyici etkisinde bulunulan bir söz de en az bu kadar etkiler. Yani gönlünüzden vurur. O ifade o şekilde güzellikle sunulmamış olsa hiç de etkileyici olmayacak. Dolayısıyla onun etkileme gücü sözün söylenme biçiminde saklıdır. O yüzden bazen bir mısra veya bir beyit sayfalar dolusu bilgiyi anlattığı gibi insanın zihninde çok rahat kalır. İşte halk bile bunu bu şekilde kabul ettiğinden atasözleri dediğimiz sözler, sözün şekil olarak da, üslup olarak da güzel söylenmesiyle alakalıdır. Hem anlamları veciz, hem de söz dizimi yönüyle güzel. Yunus'un dediği gibi söz ola kese başa, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu aşı, bal ile yağ ede bir söz demiş. Evet. Şimdi garsonluktan örnek verince ben eski şeyimi hatırladım. Bir müessesenin iş yapabilmesi için şöyle bir şey kullanırlardı. Mutfak, salon, garson. Üçü birdir. Üçü bir olmazsa bütündür. Bütündür. Evet. Yani mutfaktan çıkan çok güzel olabilir. Garsonun hizmeti, müşteriye olan ilgisi o kadar güzellikte değilse onu gölgeler. Evet. Bir de mekanın da insanı tiksindirmeyecek, efendim insan girince içini ferahlatacak bir şekilde olmaz. Bu üçü bir araya gelince elbette ki insanlar paralarını verirken bile bizzat çıkarıyor cebinden parasını veriyor. Teşekkür ederek o müesseseden ayrılıyor. Tabii ki garson da kazanıyor, müessese de kazanıyor, mutfak da kazanıyor. Şimdi buradan ben şuraya gelmek istiyorum. Siz bunları anlatırken ben bugün neden tebliğcilerin başarılı olamadıklarını evet, gözümün önünden geçiyor. Yani kaşları çatık, yüzünü ekşitmiş. Bunu da götürüp Peygamber Efendimiz'e dayamaları çok insanın içini burkuyor. İşte arınlarını çatlatırcasına. Doğruyu söyleyeceksin gibilerinden böyle bir tavırla beraber. Hemen siz onları anlatırken benim aklıma orası geldi. Ne kadar da gerçekten Allah'ın dinini, Resul-i Ekrem'in sünnetini insanlara bir garson nezaketinde bile sunamıyoruz. Evet. Yani bir işkembemize verdiğimiz evet, önemizi gönlümüze veremiyoruz. Evet. Yiyip az sonra tüketeceğimiz ve 5 dakikalık bir zevk için maddi bünyemizi düşündüğümüz bir gıda kadar manevi gıdamızı düşünmüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı konusunda bile Allah'ın uyarısını dikkate almak lazım. Demin Efendimizin sözünü yanlış anladıklarını ifade ettin de oradan söylüyorum. Kur'an-ı Kerim diyor ki estağfirullah febime rahmetin minallahi lintelehum ila ahirlaya. Sen Allah'ın verdiği rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Eğer yumuşak değil, katı kalpli, katı sözlü olsaydın, sert tavırlı olsaydın, onlar etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Allahü Teala peygamberimize, karşısındaki sahabelere davranışı konusunda ifade ediyor bunları. Yani sahabe gibi gerçeği yakalamış,
ve ona teslim olmuş güzel insanların peygamber sert davranmış olsa, katı davranmış olsa, onların dağılıp gideceklerini, peygamber gibi bir insanın bile etrafında bulunmayacaklarını Kur'an haber verirken, bizim etrafımızdaki insanların, tabii ki sahabe özelliği yok, bizim de tabii ki peygamber gibi insanları çekecek bir cazibemiz yok. Bütün bunlara rağmen nasıl davranmalıyız ki etrafımızdaki insanlar bizim mesajımıza kulak versinler, bizim vasıtamızla hidayete gelsinler ya da bizim vasıtamızla imanlarını olgunlaştırıp kemale erdirsinler. Bunun olması için Kur'an'ın olmazsa olmaz dediği şey yumuşaklıktır, tatlılıktır, güzel sözün en güzel biçimde sunulması, usul ve üslup yönüyle güzelleştirilmesidir. O yüzden Kur'an, "Üd'u ila rabbike bil hikmeti vel me'uzetil hasene" diye devam eder ayeti kerime, emreder. Der ki, sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle, mev'ize-i hasene dediğimiz güzel güzel örneklerle, anlatımla davet et. Ve eğer mücadele edilmesi gerekiyorsa, tartışılması gerekiyorsa, o zaman da ve cadilhum billeti hiye ahsen, en güzel bir şekilde tartış, en güzel şekilde münakaşa et. Bu en son çare olduğu gibi o konuda bile ses tonumuzu yükseltmemek, karşımızdakinin nefsine hakaret etmemek, onun bize ve konuştuklarımıza karşı ne olursa olsun itiraz edeceği anlayışına onu götürmemek, en güzel şekilde tartışmak, o da en son çare olarak emredilir Kur'an'da. Dolayısıyla güzel kitabın insanlara her noktada güzelliği emrederken, emri bil marufta, İslam'a, hakka davette, insanlığı hayra kazandırmakta, çekmekte, üslup yönüyle önemi çok mu çok büyüktür. Çocuklarımızı yaz dönemlerinde, ki şurada kaldı bir ay okulların kapanmasına, çoğumuz camilere gönderiyoruz. Az çok Allah'ın kitabını okusunlar, güzelce namaz kılmasını öğrensinler diye. Ama çoklarımız şunu unutuyoruz. Nice insanlar camide Kur'an okumak için de olsa dayak yediği için Kur'an'a karşı düşman kesiliyorlar. Ya da Kur'an'ın sayfasını açmayacak bir soğukluğu düşünüyorlar, taşıyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ı öğretirken özellikle hocaların sert tavır takınmaları, bağırıp çağırmaları, hele hele sopa atmaları, İslam için en büyük ihanet denilse doğrudur. Annelerimizin, babalarımızın da aynı hassasiyete dikkat etmeleri lazım. Çocuklarının başını örtmelerini mi emrediyorlar? Onların namaz kılmalarını mı istiyorlar? Onların dini vecibeler konusunda bir farzı yerine getirip bir haramdan kaçmalarını mı istiyorlar? Aman ha, aman ha, tatlı sözden ayrılmasınlar. Rica eder gibi, tavsiye eder gibi sözlerin en güzelini seçsinler, çıkarsınlar. Usulün ve üslubun en güzelini anlatsınlar. Yoksa kaş yaparken göz çıkartırız. Kişileri hayra davet ederken şerrin adamları olarak onları yetiştirmiş oluruz. Siz bağırıp çağırarak, kızarak, döverek çocuğunuza namazı emrediyorsanız, çocuk sizden korkmadığı bir anda ya da sizin korkunuzun olmadığı bir ortamda intikam alırcasına onu yapacak ve davet ettiğiniz şeyin güzelliğini değil, üslubunuzun yanlışlığını öne çıkartarak ona düşman olabilecektir. O yüzden tebliğin en güzelini seçmek, tebliğ zaten propagandadan çok farklıdır. Tebliğ gönülden yapılan bir husustur ve sanatlı olmak zorundadır. Hele bugünün insanı artık daha özgürlükçü yetişiyor. Özgürlük sahibi değil, özgürlükçü yetişiyor. Yani kendisine annesinin babasının bile karışmaması gerektiğini ifade ediyor. Ha derken kendi nefsinin hakim olduğu, nefsine kul ve köle olan, özgürlük putuna taparcasına aşık olan bir insan haline elbette geliyor. Ama bu konuda bu putları kırarken de, özgürlükçülük putunu kırarken de, nefis putunu kırarken de en güzel vasıtalarla ve en güzel yöntemlere müracaat ederek yerine getirmemiz lazım. Şimdi tabii namaz
çocuklarımızın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ya, bir takım namazlarınızı evinizde kılın. Onlar görsünler onu. Evet. Evlerinizi mezar haline getirmeyin. Niye? Mezarda namaz kılınmaz. Şimdi biz hatunla bazen akşam evde olduğumuzda namaz kılalım deyince benim küçük oğlan var diyor. Babam söylüyor, annem yapıyor diyor. Evet. Şimdi kendi kendine çocuk. Tabii bunlar görünen şeyler de. Hangimiz secdedeyken ağlarken çocuğumuz gördü ki bizi? Evet. Görse merak edecek. Yani babam, annem secdeye kapanıp da niye ağlıyor yani? Peygamberi Hazreti Ayşe annemiz kaldırıyor yani. Seni Rabbin affetmişken, günahlarını bağışlamışken mi ağlıyorsun yani? Onun insanın o katı yüreğini yumuşatan şey gözyaşı. Onu bile biz çocuklarımıza sunamıyoruz. İslam anıldığı zaman, İslam konuşulduğu zaman artık biz de koltuklara yaslanıp bacak bacak üstüne atıp da böyle gururlu insanlar gibi herhalde konuştuğumuzdan bir sanatsal boyutu yok. Evet. Sanatsal etkisi de yok etkisi dolayısıyla. De yok. Sanatsal boyut. Tebliğimizin de yok. Doğru. Yaşayışımızın, yaşayışımızın da yok. İbadet ederken de yok. Evet. Mağrur ve gururlu bir şekilde bir vazife bilinciyle. Bir ibadet bilinciyle değil, vazife bilinciyle kılınan bu namazların elbette ki bizi fahşadan, fazlalıklardan, kötülüklerden alıkoyması mümkün değil. Şimdi burayı, şurası çok iyi anlaşılır. Esas şeyi de orası zaten. Ondan sonraki zaten bizim bakış açımızda bir şey değil. Allah'ın dini adına tebliğcilik yapmak isteyen kardeşlerimizin en azından bu güzel söz söyleyen, başta peygamberimiz, ashab-ı kiram, efendim ondan sonraki İslam tarihi içindeki insanlar, bu güzel sözler, atasözlerini, atalarımızın bu sözlerini biraz okurlarsa, biraz araştırırlarsa, insanlara, düşmanlarına bile diyelim, kırmadan, dökmeden onları kabul etseler etmeseler, hidayet Allah'tan, ama güzel bir şekilde kendi şeylerini pazarlamış olurlar. İyi bir pazarlamacı ihtiyacı olmayan şeyi bile ihtiyacı varmış gibi insanlara pazarlayabildiği gibi dinimize de bu kadar hassasiyet üzerinde durursak çok iyi olur diyoruz. Sonra geçelim hocam şeye, süremiz de yavaş yavaş şey yapıyor. Şöyle bir sıralayalım, onlar üzerinde kısa kısa duralım. Yani Kur'an anlayışı gereğinde bir şarkıcının sözleri bizim için bazı yönleriyle sanatsa da bazı yönleriyle onu sanat olarak kabul edemeyiz. Öyle gözüküyor. Yani böyle kötülüğe davet eden, fuhşa davet eden, içkiye davet eden, isyana davet eden sözler ne kadar müzik eşliğinde güzel söylenirse söylensin, sahnesi ne kadar güzel olursa olsun, bunu herhalde biz sanat olarak şey yapamayız. Peki her güzel söz söyleyene bir sanatçı diyecek miyiz? Kur'an bunu, evet. Bu konu bize ne diyor yani? Bunu verecek olursak. Şarkı türkü örneğini verdiniz. Şiir İsterseniz olabilir. Oradan başlayarak da, şiirden başlayarak da konumuzu açıklayabiliriz. Güzelin tanımını bir bütüncül olarak değerlendirmek zorundayız. Söz gelimi güzel bir çay var. Bir bardak çay getirildi. Bir bardak meyve suyu veya su, güzel su. Yazın ise işte soğuk kaynak sularından bir bardak su geldi. Fark etmez hangisi gelirse gelsin. O bu hoşumuza giden, ihtiyacımız olan bu güzel bir bardak içeceğimizin içine bir iki damla pislik bulaşmış olsa, bir iki damla zehir damlatılmış olsa. Bir kıl görsek. Evet. Bir kıl. Kıl. Kaldı ki o kılın ne kadar mikrop taşıdığını, evet, ne kadar suyu pislettiğini hesaba katarız. Şimdi o bardak güzelliğinden bir şeyler, içindeki meşrubat güzelliğinden bir şeyler kaybetti mi, kaybetmedi mi? Ya da ona bütüncül olarak baktığımızda içinde bir damla da olsa zehir veya pislik bulunan meşrubata güzel diyebiliyor muyuz? Efendim ya bunun %99'u sağlamdır, güzeldir. %1'inden de ne olacak? Bu çoğunluğa göre hüküm verelim. Dolayısıyla içinde bir damla zehir olan bardak suyun güzel olduğunu ve faydalı olacağını düşünelim diyemiyorsak.
siz bu maddi olarak hoşunuza gitmediği ya da belki vücudunuza zarar vereceği için içinde bir damla da olsa bir pisliğin barınmasına tahammül edemediğiniz bir durumda, günah olarak bir günah, haram olarak bir haram bulunan, isterse 99 güzelliği bulunan bir şeye sanat diyemezsiniz. Güzel diyemezsiniz. Çünkü hakkın, güzelin özelliği bir bütün olarak hak olması, güzel olmasıdır. Allah'ın bütün isimlerinin güzel olması, dinin bütün emirlerinin güzel, dinin tüm haramlarının çirkin olmasından dolayı bazı faydaların, bazı olumlu tarafların hiç önemli olmadığını, çoğunluğa göre hüküm verilmesi kadar doğrunun sağlanması açısından hakkın ölçüleri önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in kumar ve içki konusunda verdiği bir örnek vardır. Bunları Allah kesin olarak haram kılmıştır. Ama der ki, kul fihima ismun kebir ve menafi'u. Onların içerisinde bazı faydalı şeyler vardır, menfaatler vardır. Ama onların ismuhuma ekberu min nef'ihima. Onların günahları faydalarından daha çoktur. İçkinin Allah demiyor ki hiç faydası yok. Zaten o faydaları olmasaydı insanlar içmezdi. Kumarın faydası olmasa insanlar oynamazdı. Ama önemli olan hakkın ölçüsü burada. Onların güzelliği güzellik olarak kabul edilmez, faydalı olarak düşünülmez çünkü zararları çok fazla. Sizi cehenneme götüren ve dünyada da bir sürü hayrınıza engel olan, şerrinize sebep olan bir şeyin içinde bazı faydalar olsa bile onlar faydadan bile sayılmaz. Bu ölçüyü sanat anlayışlarına bakmakla çevirmek durumundayız. Şimdi dediniz ya, bazı sözler güzel olsa, şarkılar vesaireler güzel olsa, içinde sadece küfür lafzından dolayı, sadece ondan dolayı değil. Yani içindeki bir çirkinlik, içindeki bir haram, içindeki şeytana yaklaştıran bir özellik, onun tümüyle sanat olma özelliğini, güzel olma özelliğini kaybettirir. Söz gelimi, içinde Allah lafızları bulunan Allah Allah şarkıları, türküleri var. Ama bunların bir gazinoda içkilere meze olacak şekilde ya da televizyonda arkasında dansöz gibi insanların sanat diye zannedilen şurasını burasını gösterme özellikleri yanında söylendiğinde güzelliği kalır mı? Siz meyhanede Kur'an okumayı fazilet mi zannedersiniz? Güzel olur mu meyhanede? Ya da bırakın meyhaneyi, tuvalette Kur'an okunan durumda siz buna fazilet ve sevap mı kabul edersiniz? Güzel mi dersiniz? Güzelin güzel biçimde, güzel unsurlarıyla değerlendirilmediği, güzel mekanlarda değil, ona yakışmayan yerlerde olmasıyla bile güzellik kaybedilir. O yüzden sözleri çok doğru olmuş olsa, söz gelimi ilahi veya Kur'an bile okusanız, televizyonlardaki seyredilen kliplerdeki manzara ya da gazinolarda vesairelerde ortaya konulan manzara, o sözün ne kadar mana olarak güzel olsa, söz olarak güzel olsa, gönlümüze bazı güzellikler verse de kesinlikle sanat ve güzel olmaktan, din açısından çıkan bir durumdur. Ben sadece bu konuyu anlaşılsın diye söyledim. Diğer güzel unsuruna, sanat unsuruna, Müslümana göre ters olan hususları söylemiş olalım. Aslında şarkıdır, türküdür, şiirdir, hiç önemli değil. Bunlar ruhumuza da güzellik verebilir. Yani şimdi sizin radyonuzdan da, sizin mi dedim? Bizim radyomuzdan da, hepimizin radyosundan da, belki siz radyoda devamlı görevli olduğunuz için ağzımdan o çıktı. Hepimizin takip ettiği, dinlediği, meylettiği, hoşlandığı radyolardan da şarkılar, türküler, ezgiler, güzel sözler, güzel aletler vasıtasıyla terennüm edildiği olur. Dolayısıyla sunulan mekan önemlidir. Sunulma şekli önemlidir. Sunulan ifadenin içindeki kelimeler, anlamlar önemlidir.
ne için yapıldığı önemlidir. Altındaki müzik önemlidir. Tabii ki önemlidir. Şimdi saymış olalım isterseniz. Temelde güzel olan, anlamı haram veya küfür olmayan, haramlara davet olmayan, söz gelimi bir içkiyi methetmeyen, kadın veya erkek sevgisini aşırılaştırarak putlaştırmaya yöneltmeyen, sevgiyi aşk noktasında aşırılığa götürmeyen, sunan kimsenin erkeklerin fitneye düşeceği kadının ezgisi, kadının sesini doğallıktan çıkartarak güzelleştirme amacıyla söz gelimi şarkı söyleme tarzında söylediği bir durumda olmayan, kişiyi de şehvete, günahlara ve şeytana davet etmeyen, kişiyi şeytana değil Allah'a yaklaştıran ya da en azından güzele, gerçek anlamda güzele kapı açabilen hususların meşru bir ölçüler içerisinde sunulması ancak sanat olur. Bu temel esprilerden bir tanesi bile eksik olmuş olsa onu Müslüman sanat eseri kabul edemez, ona güzel damgası vuramaz. Tekrar edelim, bir haramın, bir küfür ve şirkin Müslümana göre güzel olması kesinlikle söz konusu değildir. Bir harama, bir şirke, bir günaha bir insan güzel diyorsa bu söz onun akaidini ilgilendirir. İnancını ilgilendirir, ahiretini mahvedebilir. Çünkü Allah hiçbir güzeli yasaklamaz. Şeytani güzelliklerin, nefsimize, şeytana güzel gözükenlerin Müslümana göre güzel olmadığını ısrarla anlamak zorundayız. Demek ki şarkıda, türküde söz olarak yanlışlık olmamalı, kadın sesi olmamalı. Müzik olarak da yanlışlık olmamalı. Şeytana götürmemeli. Evet. Kişinin doğruya doğru atılacak adımda yardımcı olmalı. Ruhuna bir şeyler vermeli, nefsine, hevasına değil. Bugünkü anlamda müzik ruhun gıdasıdır diyorlar. Aslında tümüyle nefsin gıdasıdır. Yani hevanın gıdasıdır. Olduğu kesin. Yani. Evet. O da bir ittifaktır yani. Hatta söz gelimi radyonuzda verilen güzel ezgilerin bile sınırı, dozajı aşarsa, çokça bunlarla meşgul olursa insanlar, sabahtan akşama kadar doğru da olsa müzikle meşgul edersek insanları, herhalde güzel olmaz. Güzel olmaz. Sanatlı olmaz. Şöyle bir tabela gördüm birisinin dükkanında. Müziksiz geçen bir saniyeme yanıyorum diyor. Evet. Adamın 24 saati müzikle geçmesi gerekiyormuş. Bu sözler nasıl çıkıyor tabii, şeytanın şeyidir. Ayrı evet. Mesele tabii, bunları şey yapacağız. Tabii bunları şey başlıklar olarak sıralayabilirsek müzik böyle. Oyun yani, peki yani Müslümanlar işte güzel sanatları sergilerken bir şeyi sanatsal olarak dediğimiz tiyatro bazında efendim ortaya koyup oradan insanlara bir tebliğ sunmaya çalıştıklarında. Evet. Buralardaki ölçüler diyelim ki nasıl olacak? Yani bir kadın şeyini de bir aileyi canlandıracak bir tiyatro şeyi. Burada bunlara nasıl yanak yaklaşacak Müslümanlar? Böyle bir şeyi kendileri yapması veya başkaları yapıyorsa kendilerinin seyretmesi. Bu konuda tiyatro ve sinema biraz daha farklı ama tiyatro birebir insanın canlı olarak karşılarındaki, sinemada ayrı bir faktör burada. Nasıl değerlendirse burada? Öncelikle bataklıkta gül çıkabilir ama çok affedersiniz gübrelikte gül çıkmaz. Niye söyledim bu cümleyi? Bugünkü düzen ve sosyal ortam, medyanın normal olarak insanı cezbeden şekli konusunda biraz daha net düşünelim diye söyledim. İslam'ın güzel anlayışının, sanat anlayışının bugünkü sinemalardan, bugünkü tiyatrolardan, bugünkü televizyon kanallarından beklemek, cehennemden köşk beklemek gibi olumsuz bir durumdur. Bu kadar zor yani. Bu kadar zor.
Niye zor? Çünkü evvela zihniyet yönüyle oturdukları konum tümüyle sakat. Anlayış şeyi bir kere. Anlayış, inanç. Kavrama, anlayış, aktarma, anlatma. Bulundukları reklamla alakalı konumları, reyting meselesi, çevre yönlendirme, tüzükler, yasalar vesaireler konusunda hepsini bir bütün değerlendirdiğinizde bugünkü sinemalardan, bugünkü tiyatrolardan, bugünkü televizyon kanallarının dizilerinden veya filmlerinden İslam'ın güzel kabul ettiği sanat eserlerinin %1 bile ortaya çıkıp çıkmayacağı tartışılabilir ve bu %1'in diğerleriyle beraber hangi alanı dolduruyorsa bir bütün olarak düşünüldüğünde güzel kabul edilmeye yeterli olur mu olmaz mı düşünülmesi gerekiyor. Şunu demek istiyorum. Hemen hemen hiçbir dizide başörtülü bir kadın, namaz kılan bir insan, Kur'an okunan bir durum, besmele ile sofraya başlanılan bir yapı hemen istisna bile olmayacak kadar yoktur. Amerikan dizilerinden bahsetmiyorum. Onlardan böyle bir şey. Onlarda kendilerince var. Mesela bir Küçük Ev dizisi vardı. Çocukluğumuzda biz onları izlerdik. Yani onları kendi adetlerince dua etmeden yemeye başlamazlar. Yani Hristiyan aile tipini vermeye çalışıyorlardı. Ama hemen hiçbir dizimiz yoktur ki çocuklarımıza namazı, Kur'an'ı, dini, başörtüsünü, İslami özellikleri sevdirmeyi sizin verdiğiniz örnek kadar, Küçük Ev dizisi kadar gayret ederek bunları sunmaya çalışsın. Kaldı ki öyle olmuş olsa bile ondan önceki ve ondan sonraki programlarla ne kadar uyum gösterecek ve ne kadar meyhanenin içinde Kur'an okunma özelliğinin benzetilmediği bir durum olacak. O da ayrı bir şey. Şunu demek istiyorum. Diyelim ki böyle bir dizi içinde namaz vesaire de olsa insanlara televizyonu cazip göstermesi, onları uygun diye düşünmesi ne kadar faydalıdır? Bir bütün içerisinde nereyi ne kadar işgal etmiş olur? Esas olarak şunu söylüyorum. Hemen her dizide, hemen her filmde içkiler, gayrimeşru kıyafetler, kadın erkek ilişkilerinde sınırsız diyebileceğimiz şekilde ölçüsüz, ahlaki olmayan hususlar. Türk aile yapısına bile ters. Bırakın İslam'ı, Türk örf ve adetlerine, geleneklerine, ahlak anlayışına bile ters dediğiniz gibi. Yani Türkçe'de bu ceza yani suç. 24 İmiş madde güya. Yani öyle bir maddeleri ya, var. Türk aile yapısına ters. O cezalar herhalde Özel FM gibi radyolara mahsus konmuştur. Düşünülüyor. Ama ne kadar ahlaksız bir reklam veya dizideki bir program olursa olsun, klipteki görüntüler olursa olsun onlara yasak işlemiyor. Dolayısıyla insanlar kimleri örnek almış oluyor, kimlere özenmiş oluyor, kimlerin hoşlarına gidiyor. Söz gelimi yani bir başörtülü bir kadın bile olsa bugünkü televizyonlarda, kanallarda kadın piyasanın en güzellerinden olacak. Makyaj yapılacak, ışık oyunları olacak, en teknik kameralarla çekilecek, cazip gelecek. Ve kendisi değil çoğu zaman başka sesi de güzel olan bir insan tarafından seslendirilecek. Hareketleri cazip olacak, rolü uygun olacak. Dolayısıyla başörtülü bir kadının bile bizim evimizde misafir olarak çoğunlukla ailelerimiz yüz yüze, göz göze uzun müddet gelmeyi kültür açısından, din açısından uygun düşer mi diye sorusu olan vatandaşın o kameradaki başörtülü bile olmuş olsa güzel bir bayanın güzel hareketlerine, yapmacık tavırlarına karşı ne kadar İslami ölçüler içerisinde güzellikleri düşünerek seyredebilir. Tabii siz haberleri diğer çok
anormal olmayan programları hesaba katın ama ama bu ölçüler içinde düşündüğünüzde bile gerçekten sanat eseri olan, Müslümana göre güzel ölçüsüne hiç ters düşmeyen, yani haram unsurlar bulunmayan bir program var mıdır? Var hocam. Evet. Belgeseller. Belgeseller vardır, mümkün. Ama onları bile izlerken doğanın hayranlığı veya doğanın yaratıcılığı, yapıcılığı, üstünlüğü, kudreti olarak ya da hayvanların kendisine ait bir becerisi olarak sunulduğunda ki belgesellerin bile çoğunluğunu hemen %90'ını batıllar. Kendi zihniyetleri açısından en azından inançsız bir yapı doğayı putlaştıran, aşırı yücelten bir anlayışla vurguluyorlar. O konuda bile problemlerimiz var. Çocuk programlarında çok mu çok problemlerimiz var. Yani Allah'ın yerine alternatif olarak sunulan güç odakları, süpermenler, himenler, efendim kainatın gücü veya işte en büyük kuvvet vesaire diye şekil gösterilen tabii o çok acayip bir şey. Tümüyle İslam dışı yönlendirmeler söz konusudur. O yüzden Müslümanların sanata doğru yol alacaklarsa televizyonun düğmesini açmak için herhalde kullanmamaları gerekiyor. Bizim anlatımımıza göre televizyonda bir şey bulamazlar. Evet, radyolarda bile biraz sıkıntı. Radyolarda da hayli sıkıntı vardır elbette. Radyolarda sıkıntı var. Ölçümüzü muhafaza etmeliyiz. Biz filmle değil ilimle meşgul olmalı. Evet. Biz güzel bir söz. Rol yaparak insanları masalla, hikayeyle, boş şeylerle yönlendiren, kandıran, kendisine hayran bırakan veya tiryakileştiren programlar yerine yarın öleceğiz. Belki yarından da yakın ölüm gelecek, kapımızı çalacak. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor güzel peygamber. Az sonra ölüm gelecek olsa ben ne yaparım şimdi? Bilsem ki bir saat sonra öleceğim. Neyle meşgul olurum? Açar televizyonumu, herhangi bir kanaldan bir program mı seyrederim? Keyfime keyif katmaya mı çalışırım? Yoksa gözyaşlarıyla tövbe kapısına yaklaşır, Allah'a yakın olmanın, kendimi affettirmenin yoluna mı giderim? Yatırımımı nereye yaparım? Namaz kılacak olsam nasıl kılarım? Nasıl kılarım? Kur'an okuyacak olsam nasıl okurum? Allah beni her an görüyor, nasıl davranmam gerekir? Bir saat sonra ölecek olsam ne yaparım derken, ha bir saat sonra değil de 10 sene sonra ölmüş olsam ne yapmam gerekir? Her 10 senede de bir saatler vardır yani. Evet. Ve hayatlar böyle geçiyor masal gibi. 90 yaşına da gelse insan hayattan fazlaca tatmin olmuş olmayacak ve yaşadıkları bir masal gibi, bir rüya gibi gelip geçecek. Öyleyse biz sanatın güzel bir kul olmak, güzel insan olmak, ahsen-i takvim olarak yaratıldığımız fıtratımızın güzelliklerine sahip olmak, Allah'ın güzel emirlerine güzel bir şekilde teslim olmak olarak görmeliyiz. Ve en güzel sanat eseri olan cennete aday insan isek, tiyatro sahnesine benzeyen şu dünyada rollerimi güzel oynamak zorundayız. İşçi rolü, fakir rolü, zengin rolü, güzel rolü, çirkin rolü, koca rolü, eş rolü, hanım rolü veya başka bir rol. Allah'ın kader dediğimiz senaryosunda yazılan rollerimiz var. Şu göz perdelerimiz kapanmadan bu rollerimizi gönülden, severek, kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek, hoş rolümüzden senden gelen diyerek, evet, rolümüzden şikayet etmeden, hasta rolüyse hasta rolümüzü, sağlıklı rolse sağlıklı rolümüzü en güzel şekilde bir dünya tiyatrosunda oynayıp, ondan sonra ödülü hak edecek bir şekilde, 2 saatlik bir perdedir, çok önemli değildir diyerek esas güzelliği, sanat eseri olan cenneti kazanabilmek için Allah'ın güzel bir kulu olmaya çalışmak zorundayız. Evet. Şimdi süremiz de doldu. Buradan ne çıkaracağız şimdi diyebilir insanlar.
Zaten olayın içinden her şey çıktı. Müslümanlar eğlencele değil, ilimle meşgul olacaklar. Film seyretmeyecekler, ilim tahsil edecekler diyelim. Bunun yanında da tabii ki sürekli insan yapısı itibariyle sürekli böyle olamaz. Onun haricinde dünyadan zevklenirken de Allah'ın koymuş olduğu ölçüleri aşmayacaklar. Evet. Yani film seyredecekse de, müzik dinleyecekse de ölçüleri bilsin bilmiş ki olacak. Bilsin ki bunun hepsinin hoşlandığı şeyler. Aynen öyle. Onun şey noktasına işte yiyiniz içiniz israf etmeyiniz noktasına getirmeyip orada bir iki müzikten şey yapıyorsa ondan sonra başka bir şeye geçmesi evet. lazım. Eğer sürekli onun olunca gerçekten kötü bir alışkanlık da oluyor. Hangi şeye yönelseniz orada bir alışkanlık oluyor böyle. İbadetleri bile Allah Teala şey boyu yapmamış, süreli yapmış, aralı yapmış ki insanlara böyle bir şey ve olmasın. Ve maalesef Müslümanlarımızın önemli bir kesimi dizilerin tiryakisi, filmlerin tiryakisi. Hatta işte o İspanya'da mı, Meksika'da mı çoğunlukla çevrilen pembe dizi diyorlar. Aslında evet, kıpkızıl, Amerika'da. Kapkara dizi demek lazım. O kapkara, kıpkızıl dizileri maalesef başörtülü bayanlarımız da, Müslüman namaz kılan insanlarımız da önemli bir kesimi tiryaki olarak bunlarla meşgul oluyor. Kızlarını bunlarla yetiştiriyor. Bu özentiyle insanlarımız içlerinde onlara karşı bir sevgi, bir hayranlık besleyerek yaptığı dini şeyleri sevmeden yerine getiren bir kuklaya dönüşüyor. Dünya hayatını Kur'an-ı Kerim oyun ve eğlenceden ibaret diye ifade ediyor. Biz hele hele oyun ve eğlencenin gayrimeşru olanlarına hiç ama hiç meyletmemeliyiz. Çünkü oyun ve eğlenceden devamlı zevk alanlar çocuklar ve çocuk ruhlu insanlardır. Artık biz rüştümüzü ispat etmeliyiz Müslümanlar olarak. Artık kendi, adam olmalıyız. Kendi hayatımızın rolünü oynamalıyız. Evet, evet, aynen öyle. Seyretmekten ya. Çıkıp seyrettiren insanlar olmalıyız. Yani birileri bize bakıp ya bu yapması gerekenleri yapıyor. Kendisine verilmiş olan görevi, rolü oynuyor evet, diyecek. Diyebilmeliler. Özellikle tebliğciler. Evet. Özellikle ve tebliğciler. Şuurlu Müslümanlar görevlerini bilmeli. Yarın ölecekmiş gibi ahirete tabii hazırlanmalı ve oraya yönelik sanatını ortaya koymalıdır. Kaçıracakları hiçbir hesapta yok yani. Hepsi tek tek karşılarına evet. çıkacak. Peki hocam benim söyleyeceklerim bunlar. İnşallah bundan sonra lokal olarak sanat üzerinde durduk. İnsanın sanata bakışını durduk. Önümüzdeki günlerde gene Kur'an kavramlarıyla devam evet. edeceğiz. Başka bir kavramla bir kavram, inşallah. Belki mal kavramı olur. Belki evlat kavramı olur. Bir kavram çok Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Sizin de bu konuda yazılmış güzel bir kitabınız var. Oradan konuları seçerek devam ederiz. Ben söyleyeceklerim bunlar. Siz. Peki efendim. Hepimize Allah hayırlar versin. Kendi emrettiği kuralları uygulayan güzel insan olmak için bu imtihana geldiğimiz, imtihan olduğumuz şu dünya tiyatrosunda kulluk rolümüzü en güzel şekilde uygulayıp güzel insan olup sanat eserlerini ortaya saçan, koymaya gayret eden, hayırlı eser bırakmaya çalışan, en azından hayırlı insan yetiştirmek için güzel annelik olan ve babalık sanatını icra eden güzel insanlar olmak için Allah'ın yardımını diliyorum. Hepiniz güzelliklerle, gerçek güzel olan güzel dinin güzel emirleriyle meşgul olun. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın.